çizgi romancılık hem yazmaktır hem de çizmektir. Belki hani edebiyat kadar derin olmaz. Ama bir hikaye anlatmak sanatı. Yılların başında pek çok dergi kapanırken Lemanyak adlı mizah dergisi ve devamı olan Lombak, mizahi çizgi roman dergi geleneğini sürdürerek popülerlik kazanmış, yeni bir soluk getirerek benzerlerini yaratmayı başarmıştır. Lemanyak ve onun devamında Lombak'ta oldu, böyle çok çekirdek bir kadro oluştu, bir ekip oluştu. Herkes birbiriyle çok fikir alışverişi yapabiliyor. O açıdan o ekip de Lemanyak ve Lombak'ın karakterini oluşturan bir şey oldu. Lombak benim ilk amatörlük yıllarımdaki pişmiş kelle deneyimimden sonra 20 yaşında ilk gittiğim gerçek profesyonel dergiydi aslında. Ve Lemanyak dergisinden ayrılan bir ekip tarafından çıkartılıyordu. O yüzden de Lemanyak da işte dediğim gibi çok özendiğim bir dergiydi. İçindeki bütün çizerlere hayrandım. Yanlarında olmak o yüzden çok heyecan vericiydi. Ve 20 yaşında bir çocuk gelmiş, beni aralarına aldılar, şans verdiler. Ve yeni, özgür bir oluşum olduğu için de yeni şeyler deneme şansları vardı. Şimdi komik çizgili ve underground nitelikli bir çizgi romanın özelliği ise şuydu. Televizyonda anlatılamayanı anlatmak. Yani televizyonun bir tür alternatifi olmak. Bir tür yeni bir alt kültürden faydalanmak. Bu bakımdan Lemanyak ve Lombak dergileri de bir moda yarattılar. Dönemin en işte popüler çizgi romanları Kötü Kedi Şerafettin oldu mesela bakıldığı zaman. Evet, Gırgır'daki utanmaz adamı andırır ölçüde bir tür hareket hikayesi anlatıyordu. Bir aksiyonu vardı. Evet, işte hayvanları insansılaştırmak anlamında Walt Disney tarzı bir tarzı sürdürüyordu. Bu bakımdan da mainstream nitelikler taşıyordu. Argo niteliği vardı. İşte cinsellik ve hani edep dışına çıkarak bir hikayeyi komikleştirerek yapabiliyordu ve bu bakımdan da popüler oldu. Dünyada grafik roman olarak adlandırılan yeni bir çizgi roman türü ortaya çıkmıştı. Bu roman türü anlatım dili ve konu aldığı hikayeler nedeniyle geleneksel çizgi romandan farklılık gösteriyordu. Grafik roman genelde bir veya iki kişinin ürünüdür. Bütün standartlarını da neredeyse onlar belirler. O yüzden de çok öznel ürünlerdir. Çizgi romana göre, geleneksel çizgi romana göre daha oydunlu çalışmalar oldukları için, daha boyutlu çalışmalar oldukları için karaktere derinlik verilebilir, öyküde dönüşler sağlanabilir, öyküde sürprizler kullanılabilir. Bu yüzden kişisel ve sanatsal üretime çok daha fazla yer veren bir çizgi roman türüdür. Ben bu yüzden grafik romanı çizgi romanın rüştünü ispatladığı dönem olarak görürüm. Günümüzde grafik roman özellikle batıya baktığınızda kendine bir yer açmış durumda. Örnek vermek gerekirse Maus, Art Spiegelman'ın Maus isimli kitabı bu dünyada çok ses getiren bir çalışma Türkiye'de de yayınlandı. Persepolis, Marjan Satrapi'nin çok sevilen yurt dışında yayınlanmış, ödüller almış bir kitabı Türkiye'de yayınlandı. Şimdi yerli üretim grafik roman ne durumdadır diye sorduğunuzda şöyle bir geriye dönüp de baktığımızda yine karşımıza aslında Gırgır çıkıyor. Gırgır'da bazı çizgi romancılar kendilerine farklı bir çizgi dünyası oluşturmak adına çeşitli biçimler denediler. Bunlar arasında belki özellikle anabileceğimiz İlban Ertem. O
Onun dışında Gırgır'da çeşitli zamanlarda grafik roman tarzına yakın, insan hayatına dair çok incelikli hikayelerin anlatıldığı, farklı üslupların denendiği çalışmalar gözümüze ilişti. Mizah dergilerinde yer alan çizgi romanlar yakın bir geçmişte bağımsız kitap albümlerine dönüşmeye başlamıştır. Gazete bayilerinin yanı sıra alışveriş merkezlerindeki kitap evlerinin artışı albüm satışlarını etkilemiş ve piyasada çizgi romanın albüm formatında daha fazla yer almasına imkan sunmuştur. Bunun en tipik örneğini biz Ersin Karabulut'ta görüyoruz. Haftalık olarak yayınladığı grafik roman parçalarını bir araya getirip daha sonra albüm olarak yayınlıyor. Hakkını vererek hiçbir şeyden kısmadan yapabileceğiniz bir öyküyü anlatma şansı aslında albüm. Yani yurt dışında genelde zaten öyle. Türkiye'de genelde toplama işlerden, dergilerde yayınlanan işler. Tabii son dönemde çok çıktı ayrıca bağımsız iş ama çok sayıda da bizim yaptığımız dergilerde yayınlanmış işlerden derlenmiş albümler var. Yani bu bir şey aslında. Çok naif ve çocuksu bir şekilde elinize kitabı aldığınızda işte çocukken sevdiğiniz kitaplar vardır. Onları hep böyle yanınıza koyarsınız, resimlerine bakarsınız. Kendi albümünüze de çok böyle bakıyorsunuz. Benim için en büyük anlamı da odur yani. Birisinin elinde kitabınızı görmeniz, çünkü bir dergi okuyorlarsa da seviniyorsunuz ama kitabınızı alan birisi gerçekten seviyordur yani. Parasını vermiştir, kitabını baştan sona okuyacaktır. O yüzden çok kıymetli. Yani sevildiğinize dair, bir sonraki üretiminize dair en büyük motivasyon. Bu bizim için de çok büyük bir avantaj. Çünkü biriktirdiğin dergiler boyunca yazdığın birçok çizgi romanı albüm olarak bir hale getirip de bunu sevenlerin kütüphanesine sokabilmeleri ve çok da güzel halde basılabilmeleri bizim için büyük bir avantaj oldu. Ve son dönemde de her çizer, ben de dahil, çizdiğimiz eserleri albüm haline getirebilip de satabilme şansını elde ettik. Bu gelen popülariteyle beraber. Dünyadaki örnekleriyle kıyaslandığında Türkiye'deki çizerlerin uzun süren mesailer sonucunda ürettikleri ve birer sanat eserine dönüştürdükleri çizgi romanlar gerek harcanan emek gerekse gösterilen çaba yönünden farklılık arz ediyordu. Türkiye'de çizgi roman çok üretilmiyor ama bir yandan da mizah dergilerimiz çok güçlü, geleneğimiz çok eski ve çok yani tempolu ve çok iyi işler çıkartıyorlar. Ama onun dışında şöyle bir eksiklik var. Başlayıp biten hiçbir yerde yayınlanmamış. Mizah dışında işte dramatik, korku, efendim macera, farklı tarzlarda işler çok fazla çıkmadı. Bunun da nedeni çizgiden uzak olmamız. Yani kültürümüz biraz daha uzak çizgiden. Daha çok Türkiye'de mizah olan işler seviliyor. Sinemada da öyle mesela. Daha çok komedi filmleri daha çok izleniyor, iş yapıyor. Bunun maddi de bir karşılığı olunca sonuçta insanlar motive oluyorlar. Bizdeki yazar çizerler çok hızlı, çok pratik. Gerçekten hızlıyız biz yani, öyle söyleyeyim. Bunu da yaşadık yani, yan yana oturduk Fransız bir çizerle. O bir tane bir şey çizerken biz 30 küsür şey çizmiştik böyle yani. Çünkü bant işçisi gibi her hafta yapıyorsunuz. Oradaysa 1,5 yıl bana zaman verin. Stüdyomda yeşillikler gören, atölyemde gülen insanların arasında kahvemi içerek. Tabii bu bir genelleme, herkes öyle illa değildir ama böyle bir ortama kavuşma imkanları daha yüksek diyeyim en azından. Biz de böyle idare ediyoruz. Çok zor iş. Çok zor iş. Çizgi roman çizmek çok zor iş. Avrupalı bunu öyle yapmıyor. Avrupalı konusunu alıyor. Balonları başkası yazıyor. Fonları başkası yapıyor. Çinlemede biri yardım ediyor falan. Böyle yapıyor. Bir roman böyle çıkıyor. Bizde bir kişi hepsini yapıyor. Şeye benzemiyor.
oturup portre çizmeye benzemiyor. Mini bir sinema zaten çizgi roman işte. Kadrajlarınızı belirlerseniz işte amorstan, genel plan, şu bu falan ya, bir sinemanın özelliklerini aşağı yukarı taşır çizgi romanlarda. Keyiflidir ama böyle hele yediğiniz falan yoksa o çok zor bir şeydir yani. Ne zaman yetişeceğim, yetişti mi, eyvah geç kaldım, bilmem ne, işte dönecek gazete bilmem derken o çarkı öyle yürütürseniz bir ara çok zorlanırsınız ama bol vaktiniz varsa çizerseniz, ki benim yoktu çünkü bir yandan sinema setler, bir yandan çizgi roman. Ben setlerde çok çizdiğim olmuştur şeyi. Mesela buna Eskişehir'e gidersem ben gece sabaha kadar otel odasında çizgi roman yaparım ve ilk kargoyla gönderirdim gazeteye falan gibi. Çizgi romanın en zor yönü bence ilk başlangıç aşamasıdır. Bir kere başladıktan sonra devam ediyor. Çünkü o güne kadar siz hep durağan tek karikatürler çizmişsiniz veya işte karakterler, karikatürler yapmışsınız. Bunu bir film duygusu içinde. Yani düşünün, bir film düşünün. Hem yönetmeni sizsiniz, hem senaristi sizsiniz, hem kameramanı sizsiniz, ışıkçısı da her şeyi sizsiniz. Dolayısıyla her karede hem süre giden aksiyonu sürdüreceksiniz, öyküyü kaçırmayacaksınız, hem de aynı zamanda okuyan kişinin dikkatini dağıtmamasını sağlayacak planlar çekerek olayın içine sokacaksınız, yani yaşatacaksınız. O çok kişisel şeyi herkesin tamamen alakasız bir insanın bile anlayabileceği şekilde anlatmak gerekiyor. O yüzden bu iki uca kaymamak gerekiyor. Yani çok kişisel bir şey yaptım ama kimse anlamadı. Bunun hiçbir anlamı yok. Ya da herkesin anlayacağı bir şey yaptım ama hiç benden içinde bir şey yok. Bunun da bir anlamı yok. Yani ikisinin aynı anda şeyin içinde, eserin içinde bulunması gerekiyor. Bu iki uca kaymamak gerektiği önemli. Bu işi yapmak için gerçekten bu işi seviyor olmanız lazım. O yüzden hani bu işe heveslenip de yakın zamanda vazgeçen insanların biraz anlıyorum. Çünkü hani bir öykü anlatımıyla ve uygulama aşamasında çizgi romanla karşı karşıya kaldığınız zaman dertleriniz çok büyüyor eserle alakalı. Ve hani mesaisini de fark ettikten sonra çoğu insan aslında vazgeçiyor. Mesela 5-6 saniyede baktığınız bir sayfa aslında bir gecede üretiliyor. Ya da bir günü alabiliyor. Hani o görselliği yakalamak, o akıcılığı yakalamak, bir öykü anlatmak zaten kendi başına zorlu bir iş. Yani hani işin sanat tarafından bahsediyorum. Sürekli kendinizde bir derdiniz oluyor. Teknolojik gelişmeler, çizerlerin kullandıkları teknik malzemelerin değişmesine neden olmuş, geçmişte kullandıkları tarama uçlu kalemlerin yerini bilgisayar programları almıştı. Evet, biz o zaman klasik, yani imparatorluklar döneminden kalma tarama ucu denilen metal, arası kesik, bastırınca ucu açılan mürekkeple beraber çizilen bir kalemi kullanıyoruz. Kullandık daha doğrusu kalemleri. Ve iyi de becerdik. Çok iyi çizerler çini mürekkebi kullanmak özel bir meziyet istiyor. Hatta belki bunu eskiler de söylüyordu ama biz rahmetli Oğuz Aral'dan duyuyorduk. Çizdiğiniz deseni bu malzeme, yani tarama ucu mürekkeple beraber ya rezil eder ya vezir eder derdi. Yani çizdiğince ya çirkinleşir ya da daha da güzelleşir gibi. Çünkü önemli bir parçaydı o. Resimli romancı olarak ise ben sulu boyayı çok rahat kullanırım. Daha da hızlı yaparım sulu boyayla ama sulu boyanın geri dönüşü yoktur. Hatayı yaptınsa gider. Yeniden yapman lazım. Yani var ama çok çok az müdahale. Bilgisayarda ise benim gibi insanlar için bir cennet.
İstediğim kadar geri dönebilirim. Eğer 4 sayfa önce bir adamın ceketini bir şey yaptım, 4 sayfa sonra onu farklı bir renkte yaptım, şimdi bittik diye bir şey yok. İstediğim gibi değiştirebilirim. Oğlumun güzel bir şeyi vardı. Dedi ki sen kendi boya kutunu yapmışsın dedi. Ona sordum da bilgisayarla ilgili ya var mı yanlış yaptığım bir şey. Yok yok dedi, sen dedi kendine göre bir şey yapmışsın dedi, program. Onun için dedi ben sana ancak teknik hani kısa yolları şunları ya da şunu nasıl çevireceğim onları gösterebilirim. Yani benim asıl motivasyon kaynağım aslında esas işimin bu olmaması bir bakıma. Çünkü başka reklam sektöründe çalışıyorum ve bu başka türlü kendimi mutlu edecek, tatmin edecek bir şeyler aradığım için ve bunu da sevdiğim için enerjimi buna yoğunlaştırarak mutluluk kaynağı çizgi roman olarak gördüğüm için motivasyonumu çizgi romandan bu şekilde sağlıyorum. Yani esas işimin bu olsaydı belki daha fazla stres olarak görebilirdim bunu ama hani tamamen zevk için yapınca daha bir motivasyonla, daha bir heyecanla yapıyor insan. Bilgisayar her şeyin yerini almaya başladı. Tabii ki bizim mesleğin de yerini almaya başladı ve biz de yavaş yavaş yani kaybolan meslekler arasına girmeye başladık. Yani çizgi roman oldu olası Türkiye'de hiçbir zaman kaligrafların sayısı 2 elin parmağını geçmedi. Türkiye'de zaten 2 kaligraf var şu anda. Benle Fatih Kağan. Ben buradan Türkiye'deki çizgi roman çıkartan arkadaşlara sesleneyim o zaman. Lütfen yani kaligraf korkusu yaşamasınlar. Piyasada duyuyoruz. Yani işte çok pahalıya yazılıyormuş, ulaşılamıyormuş filan. Biz ulaşılamayacak bir adam değiliz. Nedense vazgeçiyorlar. Hani bence font kullanacaklarını kaligraf kullanmayı tercih etmelerini istiyorum. Türkiye'de çizgi roman üretim olarak azalsa da albüm ve anlatıcı çeşitliliği bakımından geçmişin çok da gerisinde değil. Satışlar eski parlak günlerine kıyasla az olsa da okurlar için geniş bir yelpazede seçim yapabilme imkanı sunmaya devam etmektedir. Çizgi romanın varlığı gelecekte dergi, gazete ve kitapların alacağı role göre değişebilecek. Açıkça görülüyor ki hikaye anlatmak isteyen üreticiler oldukça çizgi romanda var olmaya devam edecek. Ben emekliliğe hiçbir zaman inanmadım. Emekli olmak benim için ölmekle aynı şeydir. Hiçbir zaman emekli olmayacağım. Her zaman yazacağım ve çizeceğim. Resmi romancı bence aklı birinci yerinde olduğu sürece, okum saati doluncaya kadar, son kum ininceye kadar çizmeli. Çizgi romandan vazgeçmeyeceksiniz, asla yan çizmeyeceksiniz. Hiçbir zaman bu meslek sizi bırakmadan siz bu mesleği bırakamazsınız derdi babam. Böylece biz bu mesleği devam ettireceğiz, var olduğu sürece. İnsana dair hikayeler hiç bitmeyecek. Tabii o zaman çizgi roman da bitmeyecek. Çizerlerin mürekkepleri kurumadıkça. O zaman yaşasın çizgi roman.